Euro 2020'nin futbol gündemini tamamen meşgul ettiği bu günlerde Fenerbahçe Serdar Dursun transferini sessizce bitirdi. Fenerbahçe, forvetlerinin gol yollarında sorun yaşadığı bir sezonun ardından Bundesliga 2'nin gol kralını kadrosuna katmış oldu. Serdar Dursun kariyerinin ilk yıllarında Türkiye'de oynamış olsa da Darmstadt formasıyla Bundesliga 2'de geçirdiği son 3 sezonunda tanınmaya başlandı. 29 yaşındaki futbolcu, üst seviyede oynama şansını geç elde etmiş olsa da oldukça iddialı bir şekilde geliyor. Darmstadt'taki 3 sezonunda Bundesliga 2'de 100 maça çıkan oyuncu toplamda 54 gol ve 19 asistle 73 gole direkt etki etti. Özellikle son sezonunda 27 golle ligde gol kralı olurken gol katkısının yanına 6 da asist ekledi. Gollerinin 6'sını kafayla atan Serdar Dursun, kendi liginin aynı zamanda en fazla kafa golü atan oyuncusu oldu. Bu istatistikler zihinlerde çok iyi bitirici ve çok teknik bir forvet imajı oluşturuyor. Fakat aslında Serdar Dursun, tekniğiyle öne çıkan bir forvet değil. Boyu 1.90 metre olan oyuncu iyi kafa vuruşları yapabiliyor. Oldukça güçlü ve dengeli bir fiziği olduğu için çok iyi top saklayabiliyor. Üst düzey bir tekniği olmamasına rağmen Darmstadt'ta bağlantı oyuncusu olarak da çok iyi bir iş çıkardı. Darmstadt'taki hocası Markus Anfang 3. bölgeye geçişlerde Serdar Dursun'dan sık sık yararlandı. Serdar Dursun derine inip pas istasyonu oluyor ve topu kendisinin boşalttığı alana koşan takım arkadaşlarına atıyordu. Geçtiğimiz sezon Serdar bu geçiş seti sayesinde 30 kilit pas attı ve kendi liginin en çok kilit pas atan 6. forveti oldu. Serdar'ın en fazla öne çıkan özelliği ise topsuz alandaki oyunu. Serdar Dursun hızlı olmayan ama çok hareketli bir futbolcu. 299.8 km ile Bundesliga 2'nin en çok mesafe kat eden 8. santraforu olan Serdar Dursun, rakip savunmayı sürekli olarak rahatsız eden bir oyuncu. Genellikle savunmacıların kör noktalarında konumlanan oyuncu, bek ve stoper arasında sıkça koşu atıyor. Pres için yerinden çıkan savunmacının boşalttığı alanı hemen dolduruyor ve bu sayede sıkça savunmanın arkasına sızıyor. Defans hattı herhangi bir dengesizlik gösterdiği anda dengesizliğin olduğu alanı görüyor ve oraya hareketleniyor. Serdar, geç koşuları da sık sık kullanıyor. İkinci bölgede pas istasyonu olup topu üçüncü bölgeye gönderiyor ve sonra ceza sahasına doğru ilerlemeye başlıyor. Ceza sahasına hemen girmeyip orta veya pasın geleceği anda rakip savunmanın boş bıraktığı alana doğru koşuyor. Topsuz alan becerileri istatistiklerine de yansımış durumda. 104 şutta Bundesliga 2'nin en fazla şut çeken oyuncusu olan Serdar Dursun, şutlarının 72'sini ceza sahasından, 17'sini de 6 pas içerisinden çekti. Bu da oyuncunun kendisine ceza sahası içinde şut oluşturma konusunda ne kadar becerikli olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe'nin henüz bir teknik direktörü yok. Kadroda başka hangi değişiklikler olacak onu da bilmiyoruz. Bu nedenle Serdar'ın hangi oyunda hangi rolü alabileceğini konuşabilmemiz mümkün değil. Ama yine de Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan oyuncularla Serdar üzerinden hangi organizasyonların kurgulanabileceğini konuşabiliriz. Örneğin Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oyun kurulumunda Serdar'ı Anfang'ın kullandığı gibi ikinci bölgede kullanabilir. Serdar Dursun ikinci bölgede savunmadan gelecek uzun topları orta sahadaki demarke oyuncuya indirebilir. Bu sayede topu Serdar'dan alan oyuncu hem demarke durumda hem de yüzü rakip kaleye dönük olduğu için önündeki alanı daha rahat kullanabileceği bir durumda olacaktır. Serdar ikinci bölgeye indiğinde üçüncü bölgeye koşu atmayı seven Mert Hakan, Ozan Tufan ve Pelkas Serdar'ın boşalttığı alanı kullanabilir. Orta sahaların yanı sıra Osayi Samuel ve Valencia'nın bu alanı kullandığı setler de oluşturulabilir. Serdar Dursun'un rakip savunma çizgisi üzerindeki hareketliliği, Fenerbahçe'nin rakip defans ve orta saha hattı arasındaki alanı daha iyi kullanmasına yardımcı olabilir. Serdar, rakip savunmayı sabitleyerek savunmanın Fenerbahçe orta sahasına prese çıkmasını engelleyebilir veya geciktirebilir. Böyle bir durumda bu bölgede pozisyon alacak Mesut Özil gibi oyuncuların topla oynayabileceği daha fazla alanı ve daha fazla zamanı olacaktır. Eğer savunma oyuncuları pres yapmak için öne çıkarsa, Serdar onların boşalttığı alana koşup kendisine pozisyon hazırlamaya çalışacaktır. Fenerbahçe Serdar'ın bu özelliğini ters ayakla içe kat eden oyuncularıyla da kullanabilir. Ters ayaklı oyuncu içe kat ettiğinde savunma pres için öne çıkarsa Serdar savunmanın boşalttığı alanı kullanabilir. Bu sayede öne çıkan savunmacıyı ikilemde bırakarak hem topla oynayan oyuncuya zaman kazandıracak hem de kendisine pozisyon hazırlayacaktır. Serdar Dursun Darmstadt'ta rakip savunmacılarla sert ikili mücadelelere giriyordu. Bu sayede sık sık faul alan Serdar takımına duran top fırsatları kazandırabiliyordu. Serdar Dursun 66 faulle Bundesliga 2'nin en fazla faul yapılan santraforuydu. Fenerbahçe Serdar'ın kazandırabileceği duran top fırsatlarını Caner Erkin, Sosa, Mesut Özil, İrfancan Kahveci gibi iyi duran top kullanan oyuncularıyla değerlendirebilir. Yine de Türkiye'de faul problemine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Serdar bu sert ikili mücadelelerde faul aldığı gibi sürekli faul de yapabilen bir oyuncu.
Serdar Dursun geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de 56 faul yaptı ve en fazla faul yapan ikinci santrafor oldu. Hakemlerin ikili mücadelelere daha az müsamaha gösterdiği ligimizde faul problemi Serdar'ı zorlayabilir. Serdar Dursun uygun rollerle hem çevresindekileri rahatlatabilecek hem de kendisine alanlar açabilecek çalışkan ve iyi düzeyde oyun bilgisine sahip bir oyuncu. Birçok Fenerbahçe taraftarının gözünde ikinci santrafor olarak görülse de uygun görevlerle ilk 11 düzeyinde de yüksek performans verebilir. Fakat Serdar uygun rolleri alamazsa ve bireysel yeteneğiyle oynamak zorunda kalırsa yedek santrafor olarak bile katkı verememesi oldukça muhtemel. Bu nedenle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Serdar özelinde yapacağı planlar oyuncu açısından çok belirleyici olacak. Yorum, soru ve görüşleriniz bizim için değerli ve aynı zamanda bir ödül. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.